Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 12 Ağustos 2017 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Bakanlığı Sağ Koordinatörlüğü ekipleri Erzincan'a gelerek Erzincan'ın sağlık alanındaki tüm detaylarını incelediler. Sağlık Bakanlığı Sağ Koordinatörlüğü ekipleri Erzincan'a gelerek Erzincan'ın sağlık alanındaki tüm detaylarını incelediler. İncelemelerin bitirilmesinin ardından Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Erzincan'da sağlık il değerlendirme toplantısı düzenledi. Bugün Erzincan'ımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizin amacı Erzincan'ın sağlıkla ilgili bir filmini çekmek, röntgenini çekmek ve Erzincan'ımızdaki sağlıkla ilgili ihtiyaçları, sorunlar varsa onları tespit etmek, yerinde tespit etmek ve çözüm projeleri üzerinde yerinde görüş alışverişinde bulunmak amacıyla buradayız. Yaptığımız çalışmada Erzincan'ın koruyucu sağlık hekimliğinden başladık. Tedavi edici sağlık hizmetlerimiz, ikinci basamak hizmetlerimiz, aile hekimliği, üçüncü basamak hizmetimizi veren üniversitemizin çalışmaları hepsini bir gözden geçirdik. Ve neticede Erzincan'da sağlık hizmetlerinin seviyesini, bulunduğu seviyeyi tespit ettik. Erzincan'da sağlık hizmetleri Türkiye'deki sağlık hizmetleriyle at başı gidiyor, gayet güzel ama ihtiyaçlar da var. Yaptığımız tespitlerde Erzincan'a yeni bir hastane ihtiyacını tespit etmiş bulunuyoruz. Mevcut hastane, dört yolda bulunan hastanenin bina olarak yetersiz ve aynı zamanda mekan olarak da eski model bir hastane durumunda olduğu için yenilenme ihtiyacı var. Ama şu anda biz inşa halinde üniversitemizin yanında bir ek bina inşaatı devam ediyor. O inşaatı hızlandırarak kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Sağlık hizmetlerinde bir aksama olmadan bu mevcut eski hastaneyi yenilemenin yolunu açacağız. Bu konuda yatak sayısı hakkında bir şey rakam vermek istemiyorum. Erzincan'ın önümüzdeki 25 ila 50 yılını göz önünde bulundurarak yatak sayısını tespit edeceğiz. Ona göre en uygun sayıda bir yeni hastane kazandırmış olacağız. Mevcut ihtiyaçlardan ambulans desteği konusunda baktık, ambulansları yaşlı bir takım ambulansları kısa sürede devre dışına alıp yeni ambulanslarla değiştirilmesi konusunda karar aldık. UMKE gönüllüsü uzman hekim ve hekim sayısını arttırmak için cazibe oluşturmak konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Yaptığımız tespitlerden bir tanesi de sağlıklı içme suyu konusunda ilimizde yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Daha da ileri aşamaya taşınması lazım. Sularımızın klorlanması lazım. Depolarımız olan her yerde suların otomatik klorlanması için yapılmış çalışmanın daha hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirleri almaya karar verdik. Şu ana kadar gelen bilgiler, yapılmış olan çalışmalar, değerli milletvekillerimiz Serkan Bey ve Sabahattin Bey'in de şeyleriyle verdiği bilgiler istikametinde, değerli belediye başkanımızın verdiği bilgi istikametinde ve il başkanımızın ve diğer çalışan pek çok arkadaşımızın verdiği bilgi istikametinde mevcut dört yoldaki hastane yerine hastanenin yenilenmesi talebi geliyor. Ağırlık bu istikamette, inşallah bu karar bu şekilde alınır. Sayın seyirciler, Erzincanlı iş adamlarından Nevzat Demir'in amcası Hacı Ömer Demir vefat etti. Erzincanlı iş adamı Nevzat Demir'in amcası Hacı Ömer Demir vefat etti. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Erzincanlı iş adamı Nevzat Demir'in amcası Hacı Ömer Demir'in cenazesi İliç ilçesinden kaldırıldı.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, Erzincanlı iş adamı Nevzat Demir, cenaze yakınları ve çok sayıda vatandaş vefat eden Hacı Ömer Demir'in cenaze törenine katıldılar. Hacı Ömer Demir'in naaşı İliç ilçesinde Yusuf Ziya Demir Camii'nde öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası İliç'in Sularbaşı Köyü mezarlığında toprağa verildi. Yaz ayları ile birlikte Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı asfalt ekipleri Kema ve Refaye ilçelerindeki köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz ayları ile birlikte Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı asfalt ekipleri Kema ve Refaye ilçesindeki köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseldiği bölgelerde 170 derece sıcaklıktaki asfaltın üzerinde çalışan işçiler büyük çaba sarf ediyorlar. Yaklaşık 1500 metre yüksekliğindeki dağ köylerinin yollarını sıcak asfalta kavuşturmak için derin uçurumların kenarlarından geçmek zorunda kalan özel idare çalışanları, köy yollarını daha modern hale getirebilmek için zaman zaman tehlikeli anlarda yaşıyorlar. Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ise bu yıl planlanan bölgelerdeki köylerde sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini, Erzincan'ın köylerini daha modern ve yaşanılabilir yapabilmek için çalıştıklarını ifade etti. Felekoğlu, özel idare personellerinin köylerde zor şartlar altında görev yaptıklarının da altını çizerek, her türlü zorluklara rağmen köylerimize hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anagolt 24 Erzincan sporlu futbolcuların Vedat Çimen tesislerindeki antrenmanlarını izleyerek futbolculara tatlı ikramında bulundu. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anagolt 24 Erzincan sporlu futbolcuların Vedat Çimen tesislerindeki antrenmanlarını izleyerek futbolculara tatlı ikramında bulundu. Daha sonra açıklama yapan Başkan Başsoy, 2017-2018 futbol ligleri büyük bir heyecanla açıldı. Bu sene yapılan transferler gelecek için umut vaat ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl ikinci lige çıkacağız dedi. Hayırlı olsun. Az olsun. Belasız. Başarılı bir sezon bekliyoruz sizden arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Şu anda Erzincan, Vedat Çimen tesislerindeyiz Erzincan Spor. 2017-2018 futbol sezonu bütün Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Erzincan'ımızda da heyecanla başlamış bulunmaktadır. Burada gördüğüm şu, gerçekten bu sene yapılan transferler göz dolduruyor. Erzincan'ımız için, gelecek için ümit vaat ediyor. Burada bu işi üstlenen esas ekip önemli. Kulüp başkanımız ve yönetim kurulu geçen senede gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir çaba sarf ettiler, gayret sarf ettiler. Bu sene için de özellikle Başkan Ahmet Bey birçok girişimde bulundu. Hatta birçok konuyu başbakanımıza taşıdı. Başbakanımız da Allah razı olsun. Her konuda olduğu gibi Erzincan'ımızla ilgili futboluyla da yakından ilgilendi. Ve birkaç transfer içinde bazı yerlerde görüşme yapıldı. Şunu buradan içtenlikle söylemek istiyorum. Bu kulüp şunu bilsin. Tüm Erzincan artık başbakanımızla, milletvekillerimizle, biz belediye başkanı olarak ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla kulübün arkasındayız, destekçisiyiz. Her sıkıştıkları yerinde yanındayız. Bundan hiç endişeler olmasın. Biraz evvel futbolcularla görüştüm. Hepsini tek tek tebrik ettim. Hepsine başarılar diledim. Hepsine şu tavsiyede bulundum. Bu iş yürek işi. Bu iş parayla pulla olacak iş değil. Önce yüreğini ortaya koyacaksın dedim. Yüreğinizle oynayacaksınız, hedefe kilitleneceksiniz. Başarı geldikçe zaten diğerlerde gelir, para da gelir, diğer işlerde yapılır. Bunların hiçbir tanesi noksan kalmaz. O nedenle ben buradan tekrar size şunu söylüyorum. Kulüp başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, tüm Erzincan olarak siyasi irade ve sivil toplum kurulları, hemşerilerimizle birlikte bu sene bu stadı tıklım tıklım dolduracağız. Takımın arkasındayız. Başarıdan başka bir şeye kilitlenmedik. Hedef ikinciliği. Ben 2017-2018 sezonunun dolu dolu geçmesini, başarılı geçmesini, kazasız belasız geçmesi ve ikinciliği de Erzincan'ı görmek, Erzincan sporu görmek dilek ve temennisiyle
takımımıza başarılar diliyor. Herkes saygıyla selam. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.